arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle çeyizlik güzel bir tutacak modeli çalışmak istedik tutacak modelini çalışmak isteyen arkadaşlarımız önce elbisemizin birini sonra ikincisini örerek ara bağlantımızı yaparak elbisemizi tamamlayabilirler ama şunu da belirtmek istiyorum evimizdeki minik kız çocuklarımız için oyuncakları için bu elbisemizi çalışabilirsiniz elbisemiz tamamen boğazı açık ve kolları açık bakınız etek kısmı yani elbise gibi e, örülmüş bir çalışma e, evlerinde bulunan bebeklere yani oyuncaklarına uygun olarak buradaki roba kısmını aynı şekilde birazcık daha uzatırsanız çok rahatlıkla minik prenseslerimizi de e, sevindirmiş olursunuz ya da böyle küçük boyda oyuncakları varsa yine bu boyda da çalışabilirsiniz ben iki renk kullandım e, tutacağımızı çalışmak için Ve beyazımla pembe mi? bakınız sizler dilediğiniz de Renklerle dilediğiniz büyüklükte çalışabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 13 tane zincir çekerek başlıyorum. Bir tane düğüm atıyorum öncesinde ve zincirimi şöyle ilmeğimi açıyorum. Biraz serbest olsun. İçerisine trabzan grupları dolduracağımız için çok sıkı bir e, zincir çekmeyelim. Zaten ipimiz lif ipi. E, i̇yice daraltmayalım. Bir, bakın bir, iki ne kadar rahat çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane zincirimi çektim ve çok bol bir şekilde ve başlangıç noktama gelerek batıyorum hemen Evet geçişimi yaptım ipimi şöyle alıyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum hemen dibine batıyorum bir defa örüyorum ikinci kez örmüyorum aynı yere bir defa batıyorum ikinci kez örmüyorum bakınız 1 2 3 tane ilmeğim oldu üçünü aynı anda çekiyorum ve bir zincirle kapatıyorum tığımın başını doluyorum hemen yanındaki zincirin içerisine giriyorum ve başlıyorum 1 başını doluyorum aynı yuvaya giriyorum 2 Bakınız ikinciyi ördüm. Bir defa ördüm. Üçüncü kez giriyorum. Bir defa örüyorum. Üç. İlmeği götürdüğümle birlikte dört tane ilmek görünüyor. Bakınız örgümüzü götürdüğümüz ilmek ve üç defa çıktığımız hepsini aynı anda alıyorum. Bir tane zincirle kapatıyorum. Ve ipimi de gizlemekteyim. Bakın seyrek seyrek. tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincir yuvasına giriyorum. Bir. Başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 2 başını doluyorum ve 3 hepsini aynı anda çekiyorum bir zincirle kapatıyorum sırayı takip ediyorum bir sonraki zincirin içerisine giriyorum ipimi de gizliyorum bakınız bir defa örüyorum ikinci kez kapatmıyorum aynı yeri bir defa örüyorum tekrar üçünü dört tane ilmeğimiz olunca hepsini birlikte çekiyorum bir zincirle kapatıyorum 1 2 3 4 oldu devam ediyorum sıradaki zincir yuvasına toplamda 14 tane olacak hepsini örelim bir atıyorum tekrar hepsini aynı anda kapatıyorum bir zincir İlerliyorum. devam ediyorum bakınız şöyle yuvaya güzel girelim bir yeniden 2 yeniden 3 burada e, tek püf noktamız başlangıçtaki zincirimizi iri iri çekmek bakınız iri iri çektiğimizde hiç zorlanmadan bu üstteki trabzan gruplarını örerek ilerleyeceğiz 1 2 3 4 5 6 geriye kalan 8 e, tane ilmeğimizi örelim ya yani grubumuzu 14 tane topluluk olunca yeniden görüşelim 14 tane grubumuzu örerek geldim sayalım bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi birleştirelim elbisemizin yaka kısmını. Hemen şöyle bakınız şuradaki araya geçiyorum. Şöyle ilmeğimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra 1 örüyorum. İkinciyi örüyorum. Üçünü ördüm. Tek seferde çekiyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Yine tığımın başını doluyorum. Aynı yere üç defa daha bu işlemi yapıyorum. Bir. Bu kez çift çift örüyoruz. Bakınız. iki ve üç. Tek seferde çekiyorum. Bir tane zincirle kapatıyorum. Bir sonraki yuva içerisine yine aynı işlemimi yapıyorum. Bir iki ve üç çok zevkli bakınız tek seferde çekiyorum bir zincirle kapatıyorum tığımın başını doluyorum aynı yere giriyorum bir aynı yere giriyorum iki doluyorum aynı yere giriyorum üç tek seferde çekiyorum bir zincirle kapatıyorum bir sonraki iki bakınız trabzan grubu arasına yine tığımın başını doluyorum tam araya bir çekiyorum iki 3. Tek seferde çekiyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Aynı yere çiftliği oluşturmak için giriyorum. 1 2 ve 3. Tek seferde kapatıyorum bir zincir. Bakınız 1 2 3 tane çift grubumuzu ördüm. Devam ediyorum. Araya giriyorum. Tığımın başını dolayarak 1 2 sadece doladığımı çekiyorum. 3 doladığımı çekiyorum sonrasında hep birlikte çekip kapatıyorum araya bir zincir ve yeniden 3 defa örüyorum 1 2 ve 3 tek seferde çekiyorum ve ilerliyorum hepsini aynı şekilde örerek sıra sonuna kadar gelelim her bir boşluk arasına ikişer ikişer girelim. Yani gruplar arasındaki boşluğa girerek çiftler örelim. Hem kendi arasında bir hem de geçişlerde bir zincirle devam edelim. Evet 14 tane çift olarak örüp geldim. Bakınız hepsi çift. Lütfen bu sırada kontrolümüzü yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Bakınız hemen birleşme işlemimizi yapalım. Şu aradaki bir tane zincirin bulunduğu noktaya Yine bir tane zincirimi çektim, giriyorum, sadece ilmeğimi geçirip bir zincir çekip ipimi koparıyorum. İkinci bir rengime geçeceğim. Dilerseniz aynı anda da devam ettirebilirsiniz. Evet, üçüncü sıramızı yine aynı şekilde örelim. Bu kez renk değiştiriyorum, Beyazımı alıyorum. Bir tane grubumun tam ortasına giriyorum. Bakınız gruplarımızın araya değil ortaya giriyorum. Aynı işlemimizi beyaz rengimizle yapıyoruz. İpimi alıyorum arkaya. Şöyle sabitleyip bir tane de zincir çektikten sonra 2 üçüncü zincirimi de ilave ediyorum. Tabanın başımı doluyorum. Bir defa örüyorum, ikinciyi bekletiyorum. Tekrar bir defa örüyorum, ikinciyi bekletiyorum. Hepsini aynı anda çekip bir tane zincir. Aynı yuvaya giriyorum. 1. Aynı yuvaya giriyorum. 2. Aynı yuvaya giriyorum. 3. Hepsini aynı anda çekiyorum. Bir tane zincir ve diğer grubun içerisine geçiyorum. 1 2 3 Hepsini çekiyorum. Bir zincir tekrar 2 ve 3 Tek seferde çekiyorum. Bir zincir diğer grubun arasına giriyorum ve bu şekilde sadece grupların arasına aynı işlemimizi 3. sıramızda beyazla yapıyoruz ve tamamlıyoruz. Evet en son bir zincirimi çektim ve başlangıç noktamın aradaki bir zincirin bulunduğu yere giriyorum. İlmeğimi geçirip bir tane zincir çektikten sonra ipimi buradan keserek bitiriyorum. Ve elbisemizin roba kısmını bu şekilde tamamladık. Bakın şöyle şöyle göstereyim elbisemizin robasında beyaz kısmımızı örerek tamamladık şimdi eteğimize geçeceğiz hem çift olarak ördüğümüz gruplarımız hem de trabzan sırası olarak örmeye başlayacağız öncesinde bir tane zincirimi çekiyorum ve eşit bir şekilde ayırıyorum 4 4 e, kollarımıza ayırıyoruz şu grubumuzu 1 2 3 4 bakınız zaten yan yana tuttuğumuzda göreceksiniz 2, 4. Diğerini de öreceğimiz zaman diğerini de hazırlarız. Öncesinde her ikisini kapsayacak şekilde giriyorum, her ikisine de alıyorum. Bakın sadece burada minik bir püf noktası. Her ikisini aldım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. 3 zincirimi çektikten sonra ipimi şöyle içeriye gizledim. Böyle ayırıyorum bakınız elbise olarak ayırıyorum. Tek parça olarak örmeye başlıyorum buradan. Hemen içeriye giriyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı da örüyorum. Zincirimle birlikte üç tane trabzanım oluyor. Araya bir tane zincir çekiyorum. Şöyle görelim. Üç tane trabzanımızı birleştirme. Şöyle kolumuzu kapadıktan sonra ayırarak kendimizden taraftaki kısma 3 trabzan bir zincir olarak ördüm ve hemen yanındaki şuradaki görmüş olduğumuz 3 trabzan bir zincir 3 trabzanı yine aynı şekilde örüyoruz araya giriyorum tam üçünün arasına giriyorum şöyle örüyorum bir defa bekliyorum başını doluyorum bir defa örüyorum ikinci kez kapatmıyorum aynı işlemimizi yapıyoruz yani evet hepsini aynı anda çekip kapatıyorum bir tane zincir tekrar giriyorum bir tekrar giriyorum iki tekrar üç hepsini aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum şimdi araya her iki grubun arasına üç tane tam trabzanım örüyorum bir her birisini birer defa da kapatıyorum bakınız iki üç tane zincir çekiyorum araya giriyorum bir defa örüyorum ikinciyi bekletiyorum şimdiye kadar yapmış olduğumuz şekliyle üçünü aynı anda alıyorum kapadıktan sonra bir zincir tekrar aynı yuvaya 1 2 ve 3 üç. üçünü aynı anda alıp kapatıyorum bir tane zincir araya üç tane trabzan 2 3 trabzanımı araya ördüm şöyle bakalım kaç tane kalmış burada şöyle tuttuğumuz zaman 1 2 3 ve 4 şöyle bakınız şu kısmı da öreceğiz diğer tarafı da 3 kalıyor bu tarafı da 3 örmemiz gerekiyor şimdi şu grubu da örüyorum şurayı 1 2 3 kapatıyorum bir zincir tekrar 1 2 ve 3 hepsini aynı anda alıyorum bir tane zincirle kapatıyorum ve şimdi kolumuzu ayırıyoruz şöyle görelim kolumuzu ayırma yerine geldiğimiz zaman batıyorum bu araya diğer aradan çıkıyorum 1 2 3 4 4 tane sayıyorum ve dördüncünün olduğu yerden çıkıyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum Bakınız şöyle çift olarak ördüm. 4 tane sayarak kapadım. Kolumuzu ayırdık. Ve diğer taraftan hemen aynı şuradaki başlangıcı ördüğüm gibi başlıyorum örmeye. 1, 2, 3. 2 tane daha yanına trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 trabzanım oluyor. 1 zincir. Araya giriyorum. Yine burayı çift, buraya 3 trabzan, burayı çift olarak aynı şekilde örüyorum. 3 trabzan çift örüyorum ve bu şekilde tamamlıyorum. Evet başlangıç noktamıza kadar örerek geldim şimdi bir kontrolümüzü yapalım 3 trabzanımızın olduğu bölümümüz var bir de çift olarak grubumuzun olduğu bölüm bunları sayalım bakınız bir üçlü bir çiftli üçlü çiftli üçlü çiftli 3 üç tane trabzan çift 3 trabzan çift 3 trabzan çift olarak ördüğümüz bölümümüzü sayalım ve toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane bölümümüz olsun. Her ikisinde de bakınız. Ve bu şekilde elbisemizin robadan sonraki gövde kısmına geçmiş olduk. Şimdi kontrollerimizi yaptıktan sonra hemen örmeye başlayalım. Son çift olarak bittik. Burası tek olarak başlıyordu. Hemen trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Şöyle ve 3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum 3 zincirim ördüm burada bu 3 tane ördüğümüz trabzanlarımızı eteğimizin genişleyen kısmı olarak öreceğimiz için artış yapıyoruz bakınız 3'ü 4 yaptık sonra tekrar 4 olarak ördük 4 olarak ördük sonra 5 beş yaptık 5 ile de bitirdik kaç sıra 4 örmüşüz 1 2 3 sıra 4 olarak ördük 1 2 3 bakınız şimdi artışımızı yapıyoruz çok çok kolay hemen dibine batıyorum bir artışımı yapıyorum. Ve sonrasında diğer trabzanlarımı birer birer örerek 3 olan trabzan sayımı 4'e çıkarıyorum. 3'tü 4 oldu. Araya bir zincir çekiyorum. Bu çiftli gruplarımıza hiç değişiklik yok. Aynı şekilde bir defa dolayıp bir örüp ikinciyi bekletiyorum. 3 tane olduktan sonra hepsini aynı anda çekip kapatıyorum. Bir tane zincir. Tekrar 1 2 ve 3 çekiyorum bir tane zincir 3 olan trabzan grubumu gördüğüm zaman başlangıcı 2 defa örüyorum 1 aynı yere batıyorum 2 i̇ki. diğer ikisini örüyorum 3 ve 4 araya bir zincir çekiyorum çiftli grubumu örüyorum 1 2 3 olunca Hepsini aynı anda çekip kapatıyorum. Bir zincir tekrar. 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincirimi çektim 3 olan trabzanımın sayısını 4'e çıkarıyorum 1 hepsini örüyorum trabzanımızın aynı yere batarak ikinci kez örüyorum 3 ve 4 bir tane zincir bütün gruplardan geçişli bir zincirimizi unutmayalım. Grubumun arasına giriyorum. Bir örüp bekletiyorum. 2 örüp bekletiyorum. 3 örüp bekletiyorum. Hepsini aynı çekiyorum. Bir tane zincirle kapatıyorum. Bir alıyorum. 2 bekliyorum. 3 bekliyorum. Hepsini toparlayıp bir tane zincirle kapatıyorum ve başlangıçtaki dört tane trabzan grubumun olduğu noktaya geldim şimdi zincirimin üzerine batıyorum ilmeğimi sadece şöyle alarak geçiriyorum ve burada dört dört örüyorum 1 2 3 üç zincirimi çektim her trabzanımı bir defa örüyorum 3 4 4 tane trabzanımı ördükten sonra zincirimi çekiyorum. Bu grubumu da yine aynı şekilde bir alıp bekliyorum. 2 bekliyorum. 3 bekliyorum. Hepsini kapatıyorum bir zincir. Tekrar 1 bekliyorum. 2 bekliyorum. 3 bekliyorum. Hepsini kapatıp bir tane zincir. 4 trabzanımın her birini birer birer örüyorum. 1 bir. Tam trabzan olarak örüyoruz. 2 3, burada artmayı unutmuşum diğer sırada. Hemen burada sonu bir tane yaparak örüyorum. Bakınız hiç önemli değil. 4 Evet sona kadar hepsini aynı şekilde artarak gelelim. 3 olan trabzan sayımı 4'e çıkarıyorum ve başlangıç noktamızda şurada yeniden görüşüyoruz. Evet artışlarımızı yaparak geldim. 4 tane trabzan oldu. Bu grubumuzu aynı şekilde ördük ve ikinci sıramızı da bitirdik eteğimizde. Şimdi aynı şekilde 3. ve 4. sıramızı da örelim. Yine 4 trabzanımız buradaki grubumuz aynı şekilde olsun. Daha sonrasında artış için yeniden görüşelim. Geçişimi yapıyorum bir zincirden sonra artış yapmadığım için hemen trabzanın üzerine geçişimi şöyle kaydırarak ilmeğimi yapıyorum. Şöyle gevşeterek alıyorum 1 2 3 birer birer tüm trabzanlarım üzerine yeni trabzanları çıkarıp örüyorum 2 3 ve 4 bir tane zincir araya giriyorum şu araya çiftimi örüyorum bir bekliyorum 2 ve 3 hepsini alıp kapatıyorum tekrar aynı işlemimi yapıyorum Üçüncü ve dördüncü sırayı da örelim. Sonrasında görüşelim. Evet elbisemizde bakınız 1, 2, 3, 4, 4 sıra pembemizi tamamladık. Şimdi bir sıra beyazımızı örmeye başlıyoruz. Beyazımızı ör ördüğümüz sıramızda bir tane yine artışımızı yaparak eteğimizi biraz açıyoruz. Şimdi geçişimizi birlikte yapalım. Çiftli grubumu ördükten sonra ilk trabzanımın tepesine batıyorum ve beyaz ipimi alıyorum. Eğer bu şekilde rahat geçemiyorsanız koparıp yeniden başlangıç yapabilirsiniz oraya bağlandıktan sonra tutuyorum ilmeğimi geçiriyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra pembemi de asılıyorum. Evet şimdi sadece beyazımı şöyle alıyorum. Alttan gizlemek için bakınız hemen aynı yere bir tane daha trabzanım örüyorum. Bir artışımı yapıyorum. İpimi arkadan gizliyorum. Sıradaki trabzanımı örüyorum. Bir sonraki trabzanımı örüyorum. Ve son trabzanımı örüyorum. Toplamda 5 tane trabzanım oluyor. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki örmüş olduğumuz grubumuzu yine aynı şekilde örüyoruz. Araya tam giriyorum. Bir örüp bekliyorum. 2 bekle, 3 bekle ve hepsini aynı anda alıp bir tane zincirimi çekiyorum. 1 bekle, 2 bekle, 3 bekle. Hepsini aynı anda alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen yanındaki grubumu ilkine iki defa batarak bir tane artışımı yapıyorum. Diğerlerini birer birer örüyorum. toplamda 5 tane trabzana ulaşıyorum bir zincirimi çekiyorum grubumuzu yine aynı şekilde örerek başlangıç noktasına kadar gelelim buradaki görmüş olduğum 4 trabzanın ilkini 2 defa örüp 5 olarak artalım ve eteğimizin şöyle daha güzel açılmasını sağlamış olalım artışımı yaparak sıramın başına kadar geldim bakınız şimdi geçişimizi yeniden pembemizde yapıyoruz beyaz ipimizi alttaki kirpiğimizi yaptığımız için şimdi atıyorum zincirimin içerisine pembe ipimle öreceğim için pembe ipimle çekiyorum beyaz ipimi de şu şekilde sıkıştırıyorum başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim beyazımı ayırıyorum altta kalmasın ona dikkat edelim artış yapmadan 5 tane trabzanımı örüyorum Araya bir zincir ve grubumu örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlayalım ve son kirpik sıramızda yeniden görüşelim. Evet şimdi ilk zincirden oluşan trabzanın bulunduğu noktaya geliyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çekiyorum ve hemen şöyle ardına bakınız zincirimin ardından girerek batıyorum ve buraya bir tane kirpik oluşturuyorum. Şu şekilde. Bir tane trabzan atlıyorum. Diğerine batıyorum. 1, 2, 3. Ardına batıyorum. Şurada görmüş olduğumuz trabzan ve boşluk grubumuza batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip ardına batıyorum. Trabzan grubumuzun tam ortasına batıyorum. üçerli aldığımız yere. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ardına batıyorum. Hemen dışındaki bölüme batıyorum. 1 2 3 ardına battım. 1 atlayıp ikincinin bulunduğu yere gelerek batıyorum. 1 2 3 Daha sık ya da daha seyrek çalışabilirsiniz. Hemen 1 atlıyorum diğerinin yanına batıyorum. 1 2 3 Hemen 1 atlıyorum ara boşluğa geçiyorum. 1 2 3 Şöyle görelim bakınız. Şu şekilde çalışalım. Daha sonra araya giriyorum. 1, 2, 3 ardına batıyorum. Hemen yanına giriyorum. 1, 2, 3 ve batıyorum. Bakınız şuradaki sıra üzerine eteğimizi bir uçtan diğer uca kadar kirpik çalışmasını yaparak tamamlayalım. Son kirpik çalışmamızı yaptık. Hemen ilk kirpiğimizin içerisine girerek sadece ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çekerek kirpik çalışmamı eteğimizin ucunda bu şekilde tamamlıyoruz Evet şöyle ipimizi daha sonra içeriye çekeriz elimizle düzeltelim şekil verelim Evet şu şekilde İki parçamızı da ördükten sonra şimdi ara bağlantısını yapmak üzere hemen pembe rengimi alarak çalışmak istiyorum. Fıstıkla yapalım. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Alttaki zincir içerisine girerek bir. iki, İki defa alıyorum çekiyorum parmağımla tuttuğum yerden girerek kapatıyorum bir zincir uzatıyorum bir ve iki tutuyorum parmağımla kapatıyorum bir zincir tekrar uzatıyorum ilmeğimi bir iki elimle tutuyorum şu şekilde alıyorum bakınız ilmeğimizi aradan geçen ilmeğimizi tekrar çıkararak örüyoruz uzatıyorum 1 2 Tutuyorum. Kapatıyorum bir zincir. Uzatıyorum 1 ve 2. Evet bu şekilde istediğimiz uzunluk ölçüsü olana kadar arayı örelim. Evet yeteri kadar uzunlukta ördüm. Şöyle şimdi birbirine bağlantı kısmını yapmaya başlayalım. elbisemin tam ortasından şu şekilde giriyorum diğer tarafın tam ortasından çıkıyorum şu şekilde bağlantımı kuruyorum tekrar şuradan bakınız fıstığımın dibinden giriyorum aynı yere bir daha bağlanıyorum ilmeğimi geçirip sık iğnemle bağlandıktan sonra bir tane zincir çekerek ipimi buradan kesiyorum birinci bağlantımızı bu şekilde kurduk. Şimdi ipimizi içeriye doğru gizleyelim. Elbisemizin iç kısmında kalacak şekilde alalım şöyle. Evet, buradan kesiyorum. Diğer kısmı da bağlayalım. Şimdi diğer kısmı birleştirelim. Hemen ipime bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve e, tam ortalayarak her iki bölümü de kapsayacak şekilde tığımı batırıyorum. Şuradaki bağlantı yerime giriyorum, alıyorum bir tane sık iğne ile geçiyorum tekrar buradan giriyorum aynı yere bir daha girerek sağlam olması için ikinci kez örüyorum bir zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve fazla olan iplerimi iç kısma geçiriyorum şuradaki fazlalıklarımız iç kısmı alalım tutacağımızın bağlantılarını da yaptıktan sonra kullanıma hazır hale geldi. Bu şekilde cici bir çalışma oldu. Umarım sizler de çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.